Herkese günaydın. Son iki derste Romalıların kendilerinden daha eski hatta belki de daha gelişmiş olan uygarlıkların yaşadığı toprakları ele geçirdiğinde neler olduğunu gördük. Bu bölgede ortaya çıkan tabii ki Romalıların beraberlerinde getirdiği mimari ve mimari formlarla orada buldukları gelişmiş uygarlığa ait olanların ilginç bir karışımıydı ortaya böyle ilginç bir karışım çıkmıştı. Ama Romalıların kendilerinden önce yerleşilmemiş bir yere gidip sıfırdan bir şehir kurdukları zaman ne olduğunu da gördük. Buralarda kurulan şehirler çok daha fazla Roma damgası taşıma eğilimindeydi. Bugün de Romalılar imparatorluğun batı eyaletlerinde sıfırdan şehir kurduklarında ne olduğunu gösteren birkaç şehir örneği göreceğiz. Dediğim gibi bunlar belirgin bir şekilde Roma damgası taşıyan şehirlerdi. Fakat her zaman yerli uygarlıkların da bazı etkileri olmuştur. Bu en azından bugün özellikle sözünü edeceğimiz Galya kavimlerinin hakimiyetindeki Galya'da öyleydi. Bu kavimlerin ve bölgedeki diğer kavimlerin kendini hissettiren bazı etkileri olduğunu görüyoruz. Sadece hatırlamak amacıyla Yunanistan'dan ve Roma egemenliğindeki Atina'dan söz ettiğimiz geçen derste gördüğümüz iki yapıyı tekrar göstermek istiyorum. Perdenin solunda Atina'daki Zeus Olympios tapınağı yani Olimpiyon'u görüyoruz. İnşaatına arkaik çağda başlanan tapınak, Helenistik çağda ve Augustus döneminde tamamlanmaya çalışılmış ama sonuçta iş hatırlayacağınız gibi İmparator Hadrianus'a kalmıştı. Yani bu çok uzun bir tarihi olan çok dikkat çekici bir yapıydı. Hadrianus zamanında bitirildiğinde ortaya çıkan yapı, hatırlayacağınız gibi tümüyle bir Yunan tapınağıydı. Tapınak hemen hemen Helenistik çağda planlandığı gibi tamamlanmıştı. Yani Yunanlar kendi planlarını, inşaat malzemelerini ve hatta bunları yüzyıllardır işleyen mimarlarını, ustalarını inatla korumuşlardır. Perdenin sağında gördüğünüz Andronikos Orolojonu yani Rüzgarlar Kulesi de incelediğimiz bir başka yapıydı. Ve hatırlayacağınız gibi bu örnekte bir başka gelişkin uygarlığın Mısır'ın etkisi söz konusuydu. Yapının tarihinin tartışmalı olduğundan bahsetmiştik. Milattan önce 2. yüzyıla ya da Sezar hatta Augustus dönemine ait olabilir dedik. Ama bu konu tartışmalıydı. Tarihi tartışmalı olsa da yapıda çok güçlü bir Ptolemaios etkisi olduğundan söz ettik. Saatler ve rüzgarlar bir Mısır hanedanı olan Ptolemaiosların özel ilgi alanıydı. Bu da hatırlayacağınız gibi bir saatti ve en üst kısmında da tanıma güç, erkek rüzgar betimlemeleri vardı. Yani Doğu İmparatorluk'ta iki gelişmiş uygarlığın Yunan ve Mısır uygarlıklarının Roma mimarlığı üzerindeki etkisini görmüştük. Bugün batıya gidiyoruz ve burada aralarında Fransa'dan, Kuzey İtalya'dan bir dizi şehrin bulunduğu çeşitli güzel yerlerdeki Roma mimarlığına bakacağız. Birazdan bunların yerlerini göstereceğim. Yani Kuzey İtalya'ya Güney Fransa'ya ve İspanya'ya, bugün İspanya olan topraklara gideceğiz. Ardından Pola yerleşiminin bulunduğu ve üst kesimleri bugün Hırvatistan olan İstriya bölgesine de bir göz atacağız. Bunlar Batı eyaletlerinde bugün sözün edeceğimiz yerler. Dünyanın bu coğrafyasına gidenleriniz burasının olağanüstü güzellikte bir yer olduğunu bilir. Size sadece bir örnek gösteriyorum. Örneğin, Fransız Rivierası'na giderseniz, burada demirlenmiş yatlarıyla, ışıltılı gece hayatıyla, ünlü kumarhaneleriyle Monte Carlo gibi sofistike yerler görürsünüz. Yol boyu Villefranche gibi ziyaret edebileceğiniz modern yerleşimler var. Pastel boyalı evleriyle Monte Carlo'dakiler kadar muhteşem olmasa da, yatlarıyla resim gibi son derece güzel bir yer. Yani Güney Fransa'daki Roma kalıntılarına yapacağınız bir gezi asla sıkıcı bir gezi olmaz. Kuzey İtalya ile Kuzey İtalya'dan Aosta adlı bir yerleşimle başlamak istiyorum. Burası M.Ö. 24 yılında yani Ağustos zamanında Romalılar tarafından kurulmuş bir yerleşim. Bu nedenle de antik adının Augusta Praetoria olması şaşırtıcı değil. Augusta Praetoria'nın günümüzdeki adı Aosta. Ve bu Romalıların İtalya'da kurdukları son koloniydi. İtalya'daki son Roma kolonisinin İlk koloni ile birebir aynı biçime sahip olması ilginç bir durum. Hatırlayacağınız gibi Ostia milattan önce 350 yılında kurulmuştu ve tipik kastrum planına sahipti. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Augusta da Roma planına uygun düzenlenmiş. Düzgün dörtgen biçimli tipik bir kastrum planı görüyoruz. Burada şehrin merkezinde kesişen iki ana yolu, Cardo ve Decumanus'u görüyoruz. Yolların kesiştiği yerde büyük olasılıkla bir forum vardı. Burada bir soru işareti görüyorsunuz. Yani kesin olarak emin değiliz ama forumun orada olduğu tahmin ediliyor. Şehrin geri kalanına baktığınız zaman bir dizi yapının Romalıların sıfırdan kurulan şehirlerinde görmeye alıştığımız gibi çok düzenli bir biçimde yerleştirilmiş olduğunu görürsünüz. Burada hamamı görüyorsunuz. Yukarıda kriptoportikosuyla bir tapınak. Burada da tiyatroyu ve amfiteyatroyu görüyorsunuz. Bu arada bu yerleşim İtalyan Alpleri'nde harika bir konuma sahip. İki ana ticaret yolunun kesiştiği bir kavşak üstünde. Ward Perkins'ten alınan bu planda gördüğünüz gibi San Bernard geçidinde kurulmuş. Burada aynı zamanda bunun Romalıların batı eyaletlerinde sıfırdan kurdukları şehirlerden biri olduğunu da görüyorsunuz. Şehir üstünde bir dizi kapı olan surlarla çevrelenmiş. Bu harika planda kapı açıklıklarını görebilirsiniz. Burada Ağustos'ta koruna gelen ve aslında bu kapılardan biri üstüne yerleştirilmiş olan bir tak görüyoruz. Bunun Ağustos zamanına ait olduğunu biliyoruz ve bunu da şehirle aynı tarihe yani yaklaşık olarak milattan önce 24 yılına tarihliyoruz. Geçmişte sözünü ettiğimiz Ağustos dönemi taklarını hatırlarsınız. Bunun da Ağustos dönemi tak tasarımına uygun bir örnek olduğunu görüyorsunuz. Yani bunun da ortada tek bir kemerli geçidi var. İki yanında üzerinde ikişer sütunu olan geniş kaideler olduğunu görüyorsunuz. Bunun aynı dönemde yani Ağustos döneminde Roma'da inşa edilen taklardan en büyük farkı bunun yerel bir taşla yapılmış olmasıdır. Roma eyalet mimarlığının bu çok tipik özelliğini bugün göreceğimiz yapıların birçoğunda göreceğiz. Çatı kısmı yıkılmış. Bugün üstünde modern bir çatı var. Antik çatı yok olmuş. Ama burada epey geleneksel bir çatı, tepede bir yazıt, en üstte de olasılıkla bir tür heykel olduğunu hayal edebilirsiniz. Burada düzenle ilgili daha önce gördüğümüz taklardakinden çok farklı bir ayrıntı var. Acaba bunun ne olduğunu fark edeniniz var mı? Sütun düzeni ile ilgili. Bunlar ne? Dor mu, iyon mu, korint mi? Korint, tamam. Herkes aynı fikirde ve kesinlikle haklısınız. Ama burada garip bir şey var. Sütunların üstüne bakın. Burada genellikle korint düzeniyle birlikte kullanılmayan bir şey görmüyor musunuz? Triglifler ve metoplar. Triglifler ve metoplar normalde dor düzeniyle birlikte kullanılır. Yani bu çok ilginç. Burada düzenlerin bir karışımını görüyoruz. Korin sütunları kullanılmış ama üstünde dorik bir triglif metop frizi var. Roma'da hiç böyle bir şey görmemiştik. Ama burada ilginç bir biçimde kanonik düzenlerle oynama alışkanlığının Roma'dan bu bölgeye geldiğini görüyoruz. Mimar, işveren ya da şehir yani bu anıtı yaptıran her kimse farklı bir yol izlemeye karar vermiş ve enteresan bir biçimde düzenleri karıştırmış. Bu açıdan sıra dışı bir tak, ama diğer açılardan Roma'daki çağdaşlarına çok benziyor. Şimdi Kuzey İtalya'daki Aosta'dan Güney Fransa'ya Provence'a geçip oradaki ünlü Arles yerleşimine bir göz atalım. Gidenleriniz ya da bilenleriniz vardır. Burası her şeyden önce Vincent van Gogh'un yaşadığı şehir olarak bilinir. Arles'te epey bir zaman geçirmiş. Burada özellikle bir kafeye çok sık gittiği için kafe onun adını almış. Kafe Van Gogh. Burada Arles'ten harika bir meydan görüyorsunuz. Bu da Van Gogh'un o çok zaman geçirdiği kafeyi betimlediği ünlü resmi gidip bir şeyler içebileceğiniz bu kafe hala var. Arles çok keyifli bir yer. Burada çok iyi durumda korunmuş bir Roma amfiteyatrosu var. Ayrıntıya girmeyeceğim. Sadece bu ünlü amfiteyatroya bir göz atıyoruz. Biraz önceki haritada gördüğünüz gibi Fransa'nın bu kesimi İspanya'ya çok yakın. Bu nedenle Fransa'nın bu kesiminde epey bir İspanya etkisi görülür. Bugün bu amfiteyatroda çeşitli gösteriler, hatta boğa güreşleri sahneleniyor. Bu aslında Arles'ten değil, Madrid'den bir boğa güreşi ama önemli değil. Arles amfiteyatrosunda da bu tip gösteriler yapılıyor. Haritaya tekrar bakıyoruz. Sözünü ettiğimiz Arles'in planını göstermeden önce bu şehirlerin birbiriyle olan ilişkisine değinmek istiyorum. Roma'dan yukarıya çıktık. Kuzey İtalya Alplerindeki Ağustos'tan bahsettik. Şimdi Güney Fransa'ya gidiyoruz. Kuzey İtalya ile Güney Fransa'nın yakınlığını göstermek istiyorum. Çünkü Güney Fransa'da ya da bugün Güney Fransa olan bölgede görülen birçok Roma etkisinin buralara Kuzey İtalya aracılığıyla geldiğine inanıyoruz. Kuzey İtalya'da geliştirilen bazı belli mimari formlar, bu coğrafi yakınlıktan dolayı Güney Fransa'ya da gelmiştir. Arles'i göreceğiz, Nimi göreceğiz, La Turbi'den bir yapıya bakacağız. saint Römi'yi ve Orange'ı göreceğiz. Orange'daki büyük tiyatro yapısından ve Vienne'deki bir tapınaktan söz edeceğiz. Ardından İspanya'ya geçip burada Segovia'daki muhteşem su kemerini ve Tarragona'da o kadar da muhteşem olmayan ama çok iyi korunmuş olan bir başka su kemeri göreceğiz. Ardından da daha önce söylediğim gibi eskiden Yugoslavya, şimdi Hırvatistan olan bölgede Pola yerleşimine gideceğiz. Arles planı ile başlamak istiyorum. Burada Arles'in şehir planını Ee, özür dilerim, şehir planı değil, Arles Forumu'nun planını görüyoruz. Bu bize Batı eyaletlerinde, özellikle de Galya'da bu dönemde inşa edilen forumların nasıl yerler oldukları hakkında bir fikir verecek. Burada Arles şehrindeki forumun planını görüyoruz. Planda forumun üstünde modern yolları görüyorsunuz. Forumun çoğu yer altında kalmış. Bugün görünürde fazla bir şey yok. Ama yer altında kalan kısım yeterince iyi incelenmiş ve araştırmacılar, arkeologlar tarafından rekonstrüksiyonu yapılabilmiş. Burası etrafı sütunlarla çevrili, üstü açık, dikdörtgen bir alan. Yani sömestrin en başında gördüğümüz Pompei Forumundan bu yana, tüm Roma forumlarında tipik olduğunu gördüğümüz bir tasarıma sahip. Bu planda görünmüyor ama kısa kenarlardan biri üstünde bir tapınağı var. Bu planın bir parçası olan bir de bazilika var. Geriye dönüp bazilika mimarlığını düşünürsek, bunların genellikle forum tasarımının bir parçası olduğunu görürüz. Hangi forumlarda onun bir parçası olduğunu düşünün. Pompei'yi hatırlayın, Roma'daki Traianus forumunu hatırlayın. Ama düşünün aslında Roma'da ne Julius Caesar ne de Augustus forumunda bazilika forumun bir parçasıydı. Burada Antik Galya'da ise daha Augustus döneminde, bu forum bu döneme ait, Augustus döneminde bazilikayı forum planının bir parçası olarak görüyoruz. Burada sütun dizilerinin altında iyi korunmuş bir kripto portikus yani bir depolama alanı olduğunu söylemiştim. Burada bunun bir resmini görüyoruz. Gerçekten çok iyi durumda korunmuş. Sömestrin başında sözünü ettiğimiz gibi kutsal alanlarda, örneğin Tivoli'deki Herkül Victor veya Teracina Jupiter Anxur'da gördüğümüz Cryptoporticus'ları hatırlamış olmalısınız. Burada da benzer şekilde beşik tonozlu koridorlar var. Bu forum alanının deposu olarak kullanılmış. Yani burada tuz, yakıt gibi günlük gereksinimler depolanıyordu. Ama burası zamanla soldaki resimde gördüğünüz sütunlardan, başlıklardan da anlayacağınız gibi kullanılmayan mimari elemanların Hatta heykellerin atıldığı bir yer haline geldi. Augustus'un en ünlü heykellerinden biri bu Cryptoporticus'ta bulunmuştur. Geç bir dönemde buraya atılmış. Şimdi Arles Müzesi'nde sergileniyor. Şimdi bugün göreceğimiz en göz alıcı anıtlardan biri olan Orange Tiyatrosu'ndan bahsetmek istiyorum. Burada harika bir hava fotoğrafı görüyoruz. Bu yapı milattan önce 1. yüzyıl sonlarına, milattan sonra 1. yüzyıl başlarına tarihlenmektedir. Sadece bir tiyatro olarak değil, çok iyi durumda korunmuş olması nedeniyle de çok özel bir yapı. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi Roma tiyatrolarında görmeye alıştığımız tipik tasarıma sahip. Yarım daire bir orkestra Yine yarım daire bir kaveya, kama biçimli bölmeler yani kuneyi dış duvarlar. Yapının dış duvarları hemen dikkatinizi çekmiş olmalı. Çünkü bu duvarlar bu sömestr boyunca gördüğümüz diğer bütün dış duvarlardan çok daha iyi korunmuş durumdadır. Duvar yüksekliği olduğu gibi korunmuş. Son derece sade bir duvar ama antik dönemde bu sadelik Yapının cephesine yerleştirilen bir sütun dizisiyle biraz giderilmiş olmalı. Yani bu anlamda çok önemli bir yapı. Dış duvarlarının bu kadar iyi korunmuş olması bize bu tip duvarların antik dönemde nasıl oldukları konusunda çok iyi bir fikir vermektedir. Burada bir portiko ile sadeliğin azaltıldığını düşünmemiz gerektiğini tekrar hatırlatalım. Burada bu tiyatroya has bir özelliği daha görebilirsiniz. Bu bir Roma tiyatrosu olmasına rağmen erken dönem Yunan tiyatro mimarisi ile bir bağlantısı var. Hatırlayacağınız gibi Roma tiyatroları ile Yunan tiyatroları arasındaki en önemli fark, Romalıların tiyatrolarını kendi yaptıkları beton tepeler üzerine, Yunanların ise tiyatrolarını doğal tepe yamaçlarına inşa etmesiydi. Bu harika hava fotoğrafına dikkatle bakarsanız, Orange Tiyatrosu'nun da bir tepe yamacına inşa edilmiş olduğunu görürsünüz. Burada tam tiyatroyu inşa etmek istedikleri yerde bu tip bir inşaata son derece uygun doğal bir tepe yamacı varmış. Onlar da bundan yararlanıp burada çok net bir biçimde gördüğünüz gibi Cavea'yı bu yamaca oturtmuşlar. Burada gördüğünüz gibi Orange Tiyatrosu'nun iç kısmı da çok iyi korunmuştur. Burada sahneyi görüyorsunuz. Yarım daire orkestrayı, Kaveya'nın taş oturma sıralarını ve sahne binasını görüyorsunuz. Dış duvar iyi korunduğu için gördüğünüz gibi doğal olarak iç duvarda korunmuş. Bu duvarda merkezde içinde dışa taşkın sütunlar olan devasa bir niş var. Burada birbiri üstüne yerleştirilen 3 kat sütun dizisi olması gerekiyor. Bunların çoğu ne yazık ki artık yerinde değil. Ama burada en alt sırada bir çift üstünde de kısmen korunmuş bir başka çift sütun kalıntısı var. Bu yapının antik dönemdeki görünümüne dair bir fikir vermektedir. Dediğim gibi burada 3 kat halinde yerleştirilen sütunlar olduğunu düşünüyoruz. Tarihinin olasılıkla milattan önce 1. yüzyıl sonları olduğunu hatırlayın. Yani gördüğümüz milattan önce 60, 50, 40 yıllarına ait çok katlı sütunlarıyla Skenai Frons betimlemeleri olan bazı duvar resimlerinden daha sonraya tarihleniyor. Bu resimlerden bazılarının gerçek tiyatro mimarlığından esinlenmiş olabileceğini, ama olasılıkla ahşaptan yapılmış olan erken mimari örneklerin günümüze ulaşamadığı varsayımından söz etmiştik. Ama burada Güney Fransa'da oldukça erken bir döneme, Ağustos zamanına ait bir örnek görüyoruz. Bu bakımdan son derece önemli. Tiyatro mimarisinden Batı eyaletlerindeki tapınak mimarlığına geçelim. Roma'da olduğu gibi gördüğümüz bütün şehirlerde olduğu gibi Burada da tapınak mimarisi son derece önemliydi. Bugün size göstereceğim tapınaklar günümüzde en iyi durumda olan Roma tapınaklarındandır. Size iki tapınak göstereceğim. Biri Fransa'da Vienne'de, diğeri yine Fransa'da Nîm'de. Bunların her ikisinin de aslında bir kompleksin parçası olduğunu aklınızda tutmanız önemli. Bugün tek başlarına duruyorlar ama antik dönemde şehrin merkezinde olasılıkla forum türünden bir kompleksin parçasıydılar. Size ilk göstereceğim örnek Vien'den. Olasılıkla milattan sonra 14'ten önceye ait. Bu bir Augustus ve Roma tapınağı. Tam olarak emin değiliz ama bir zaman sonra Augustus ve karısı Livia'ya adanmış olabilir. Burada günümüzdeki genel durumunu görüyorsunuz. Bu da daha geç dönemlerde farklı amaçlarla tekrar tekrar kullanıldığı için koruna gelen yapılardan biri. Pazar yeri olarak kullanılmış, sonra bir ara müze olmuş. Bunlar sayesinde de korunmuş. Burada yine tapınağı görüyoruz ve sanırım bunu Roma'da Augustus formundaki Mars Ultor tapınağının restore edilmiş görüntüsüyle kıyaslamak ilginç olacaktır aşağı yukarı aynı zamana aitler. Sanırım bunun tipik bir Roma tapınağı olduğunu görüyorsunuz. Bu dönemde Roma'da gördüklerimizden ayırmak neredeyse olanaksız. Burada Romalılar kendilerinden önce daha gelişkin uygarlıkların yaşamadığı topraklara gidince ne olduğunu görüyoruz. Buralarda aynı dönemde Roma'da inşa edilenlere çok benzer yapılar inşa ediyorlar. Viyen'deki tapınakta bu konuda bir istisna değil. Tapına bakarsak bunun yüksek bir podyuma, bağımsız sütunları olan derin bir portikoya sahip tipik bir Greco-Roman planı olduğunu görürüz. Burada kullanılan düzenin Korint düzeni olduğunu görüyoruz. Bazı tapınaklar yerli taşlardan, bazıları mermerden yapılmıştır. Bu tarihlerde Roma'da inşa edilen sellalarda gördüğümüzü Aynen burada da görüyor olmamız son derece ilginç. Sella'nın aslında çok sığ olduğunu görüyorsunuz. Buradaki resimde Sella'nın normalden çok daha sığ olduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Aynı sığ Sella'yı Roma'da Mars Ultor tapınağında da görüyoruz. Bir diğer ortak özellik burada da Mars Ultor'daki gibi arka duvara kadar uzanan bağımsız sütunların olması ve bu sütunlarla sella duvarı arasında bir boşluk olmasıdır. Bu tip tapınaklara alalı yani kanatlı tapınak denmektedir. Sella duvarı ile bağımsız sütunlar arasında kalan boşluk, sella'nın iki yanında birer kanat oluşturmaktadır. Aynısını yani alalı tapınak planını burada da görüyoruz. Viyen'deki tapınağın Roma'daki Mars-Ultor tapınağından belirgin bir şekilde etkilendiği su götürmez bir gerçektir. Demek istediğim tüm bu özellikler kazara ortaya çıkmış olamaz. Birbiriyle ilintili oldukları çok açık. Viyen'deki Augustus ve Roma ya da Augustus-Livia tapınağından iki görüntü daha. Burada da sözünü ettiğimiz tüm özellikleri, özellikle de Sığsella'yı, Düz arka duvarı görüyoruz. Burada sütun yerine duvar ayakları kullanılmış. Arka duvarında aynen Roma'daki Mars Ultor tapınağında olduğu gibi düz olduğunu görüyoruz. Daha ünlü olan bir diğer tapınağı da perdenin solunda görüyorsunuz. Bu da çok iyi, hatta daha iyi korunmuş olan bir tapınak. Nimdeki ünlü mezonkare. Bu da geçmişte müze ve benzeri amaçlarla kullanılmış. Bugün de hala küçük bir müzedir. Zaten bu kadar iyi korunmuş olmasının nedenlerinden biri de budur. Roma mimarlığının olağanüstü eserlerinden biridir. Bu tapınağı sömestrin başında gördüğümüz Portunus Tapınağı ile kıyaslayabiliriz. Bu iki tapınak arasındaki en önemli fark kullanılan malzemedir. Bu yerli kireç taşı ve mermerden yapılmıştır. Bu ise daha önce de gördüğümüz gibi tüf ve travertenden yapılmış. Bu iyonik bir tapınak, bu ise Korint düzeninde. Ama öyle görünüyor ki, Nim'deki Mezon Kare'nin yani Kare Ev'in asıl modeli yine Mars Ultor tapınağıdır. Burada başka bir resim görüyoruz. Bunun da aynen Portunus tapınağı gibi Pseudo-peripteral bir tapınak olduğunu görüyorsunuz. Bir sütun dizisi olduğunu net bir biçimde görüyorsunuz. Arka duvar da dahil tüm yapıyı çevreleyen bir sütun dizisi var. Ama bu sütunlar duvara bitişik yarım sütunlar. Duvarlarda yerli kireç taşı bloklardan yapılmış opus kuadratumu görüyorsunuz. Bu görkemli ve çok iyi korunmuş Roma tapınağının sütun ve başlıklarında ise mermer kullanılmış. Nim'deki Mezonkare'nin başlıklarından göz alıcı ayrıntılar. Yukarıda da bezemeli bir friz var. Bu başlıklarda ilginç olan Bunlara dikkatli bakarsanız bunların sadece Korint başlıkları olduğunu değil alttaki akantus yaprakları arasından spiral volütlerin çıktığını da görürsünüz. Bu başlıkları Roma'daki Mars Ultor Tapınağı'ndan koruna gelen bir başlık örneğiyle kıyaslarsanız, bunların ondan esinlenmiş olmakla kalmayıp, onlara çok ama çok benzediğini görürsünüz. Bu yapıyı çok ayrıntılı olarak inceleyen bir araştırmacı, bu başlıkların Sadece bunlardan esinlenmiş olmadığını, Roma'daki Mars Ultor Tapınağı ile Nim'deki Mezonkare'nin başlıklarının aynı atölyeden çıktığını saptamıştır. O zamandan beri durumun bu olduğuna hepimiz ikna olduk. Bu kronolojik olarak da mümkündür. Çünkü hatırlayacaksınız Roma'daki Mars Ultor Tapınağı M.Ö. 2 yılında kutsanmıştı. Bu yapıda Milattan sonra 5 civarında inşa edilmiştir. Yani bu işi yapan usta ve sanatçılar için mükemmel bir zamanlamaydı. Roma'da Mars Ultor tapınağındaki önemli işlerini başarıyla tamamladılar ve olasılıkla Güney Fransa'daki bu işi aldılar. Burada Roma'daki Mars Ultor tapınağını model alan Mezonkare'de çalışmak üzere Nime geldiler. Derslerde bu noktaya değinmiş, bazen mimari fikirlerin takas edildiğini, hatta mimarların, ustaların çalışmak üzere farklı coğrafyalara seyahat ettiğini belgeleyebildiğimizi söylemiştik. Burada da imparatorun emrinde çalışan sanatçıların bu inanılmaz tapınağı sıfırdan inşa etmek üzere Güney Fransa'ya geldiklerini kesin olarak belgeleyebiliyoruz. Burada da bir kez daha Augustus Forumunda bulunan ve Roma'da döneminin en ünlü tapınağı olan Mars Ultor Tapınağının model alındığını görüyoruz. Bir ayrıntı daha. Buradaki yine Mars Ultor başlığı. Buradakiler ise Mezon Kare başlıkları. Üstündeki frizi de görüyoruz. Çok iyi korunmuş çiçekli akantus yapraklarını görüyorsunuz. Bu size hemen Roma'dan bunun çağdaşı olan benzer bir bezemeyi hatırlatmış olmalı. Arapakis Augustae'daki çiçekli akantus yapraklarını düşünün. Bu da bu dönemde Güney Fransa'daki gelişmelerin Roma'daki gelişmelerle yakın bir ilişkisi olduğunu gösteren başka bir kanıt. Mezon Kare'nin şimdiki konumunu gösteren bir başka harika görüntü. Gördüğünüz gibi Nim'deki günlük yaşamın ortasında bir meydanda. Yani hala şehir yaşamının bir parçası. Maison Carré'nin olduğu yerden yolun karşısına bakarsanız burada çok ünlü ve çok başarılı İngiliz mimar Norman Foster'ın tasarladığı bir yapı görürsünüz. Bu da bir müze. Hatta adı da Maison Carré'den türetilmiş. Kare d'Art. Bu bir modern sanat müzesi. Genelde kendi kalıcı koleksiyonu sergileniyor. Ama gördüğünüz gibi Norman Foster, Maison kareyi model alarak onun modern bir çeşitlemesini, çok modern bir versiyonunu yaratmış. Mezon kareye, derin portikosuna, yüksek podyumuna, cephe vurgusuna bakarsanız tüm normal Roma unsurlarını görürsünüz. Bir de bu yapıya bakın. Gördüğünüz gibi önde bir tür derin bir portikosu var. Bunlar sütun değil, ayak. Ama çok zarif, çok şık ayaklar. Ama bunlar ayak da olsa Mezon karedeki sütunları taklit ediyor. Camın dış kısmının nasıl yapıldığına bakın. Panellere ayrılmış. Eminim burada bunu bilerek yapmıştı. Bu da bariz bir şekilde Mezon Karedeki kesme taş blokların bir yansıması. Yani bu çok ilginç. Sadece Roma'da ve diğer coğrafyalarda yalnızca Roma yapıları arasında gelişen bir diyalog görmüyoruz. Arapakis ve Meyer binasında ya da Güney Fransa'da Nim'de olduğu gibi antik anıtlarla modern yapılar arasında da süregelen bir diyalog görüyoruz. Ve bu arada Kare de üstünde bir teras var. Mezon Kare'nin muhteşem manzarasını yukarıdan görmek için yukarı çıkabilirsiniz. İmparatorluğun Romalılaştırılmasındaki en önemli unsurlardan birisi, Romalıların doğuda olsun, batıda olsun kurdukları şehirlere daha önce buralarda olmayan hizmetler götürmüş olmalarıdır. Bu özellikle Roma öncesi gelişkin bir uygarlığa sahip olmayan batı eyaletlerde önemliydi. Romalılar buralara geldi ve batı eyaletlerindeki şehirlere su sağlamak üzere Fransa'da, İspanya'da büyük bir hızla su kemerleri inşa etmeye başladılar. Roma İmparatorluğundaki en iyi korunmuş, en görkemli su kemerlerinden birkaçını burada örnek olarak göreceğiz. Bunlardan belki de kesinlikle en ünlüsü Pont du Gard'dır. Bu da yine Nim'dedir. Önce size burada ne olup bittiğini anlamanız için bir harita gösteriyorum. Bu arada Nim'deki Pontugard'ı yaptıran kişi Marcus Agrippa'dan başkası değil. Marcus Agrippa'dan bu semestir çok söz ettik. Augustus'un yakın arkadaşı, sırdaşı, sağ kolu, damadı ve bir ara varisi olmayı uman kişi. Roma'da kendi adını taşıyan Agrippa hamamını, önünde karyatitli bir portikosu olan İlk Panteon'u, yani tüm tanrılara adanan tapınağın ilkini inşa ettirdiğini biliyoruz. Aynı şekilde Atina'da da inşaat projeleri yürüttüğünü, Agrippa Odeonunu yaptırdığını, Atina Akropolisi önünde onuruna bir heykel dikildiğini gördük. Güney Fransa'da da inşaat projeleri yürütmüş ve burada da dağlardan 50 kilometre uzaktan Nime su getirmek üzere bir su kemeri yaptırmıştır. Bu harita bunu nasıl yaptıkları konusunda bir fikir vermektedir. Romalılar su kemeri inşası konusunda çok akıllı davranmışlar. Geniş ölçüde yer çekiminden ve araziden yararlanmışlardır. Çoğu yerde burada yaptıkları gibi dağlardaki suyu yamaçlardan toprak altına yerleştirdikleri terakotta künklerle şehirlere taşımışlardır. Gerekli yerlerde bu terakotta künkleri alçak duvarlar üzerine yerleştirmişlerdir. Ama bazen de aynen burada olduğu gibi bir su engelini geçmek zorunda kalmışlardır Nimdeki gart nehri tam bu su kemerinin yolu üstündeydi ve sistem bu nehri geçmek zorundaydı. Bunu nasıl çözdüler? Yeraltına tünel yapamazlardı. Alçak duvarlar da işe yaramazdı. Onlar da bir tür köprü inşa ettiler. Suyu nehrin karşısına geçirmek için bir köprü inşa ettiler. Ve ortaya burada gördüğünüz bu sonuç çıktı. Bu Nim'deki ünlü Pont du Gard Suyu nehrin karşı kıyısına taşıyan köprü. Terakota künkler su kemerine döşendi ve su böylece bu kemerlerle karşı kıyıya taşındı. Suyun nehrin karşı kıyısına taşınmasının yanı sıra bu özellikle olağanüstü bir anıt. İnşaat tekniğine bakarsanız bunun kesme taştan, yerel taş bloklardan yapılmış olduğunu görürsünüz. Bu Roma döneminde Güney Fransa'da birçok yerde gördüğümüz bir özellikti. Ama bu su kemerinde büyük bir mühendislik başarısı olmasından başka şaşırtıcı olan mimarların kemerlerin, kavislerin ölçülendirilmesine çok özen göstermiş olmasıdır. Bu formları, formların boyutlarını birbiriyle uyumlu hale getirmek için her türden çok özenli matematik hesaplar yapmışlar. Alttaki büyük kemerlerin üstteki küçük kemerlere uyumlu olabilmesi için hassas hesaplamalar yapmışlar. Böyle bir yapı sanırım çok etkileyici bir gerçeği gözler önüne sermektedir. Bu sadece Romalılaştırmanın bir işareti değildir. Roma emperyalizmine, Romalıların antik çağda dünyayı ele geçirmiş olmalarına olumsuz bir gözle bakılabilir. Yani demek istediğim emperyalizm, egemenlik altına almak, bir imparatorluk yaratmak olumsuz gelişmeler olarak görülebilir. Ama Romalıların az gelişmiş topraklarda sergilediği Romalılaştırma dediğimiz birçok olumlu davranıştan biri de buralara şehre su taşımak gibi hizmetler götürmüş olmalarıdır. Böylece buradaki yaşam şartları öncesine kıyasla iyileşmiştir. Ama Nim'deki Gard gibi su kemerlerine baktığımızda bunun tabii ki öncelikli bir mühendislik başarısı olduğunu görürüz. Ama bunun yanı sıra Romalıların bu tip yapılarda matematiksel özenle taşın işlenmesindeki estetik özeni bir arada göstermiş olduklarını da görüyoruz. Yani mühendisliği, mimarlığa, mimari olarak tanımladığımız bir yapıya dönüştürmüşler. Size iki su kemeri daha göstermek istiyorum. Her ikisi de İspanya'da olan bu örneklerden biri Tarragona'da, diğeri Segovia'da. Öncelikle hatırlayacağınız gibi İspanya Roma döneminde çok önemli bir yerdi. İmparatorlardan ikisi İspanya'dan gelmişti. İspanya'da doğan imparatorlardan biri Traianus, diğeri solda resmini gördüğünüz Hadrianus'tu. Bu İspanya haritasında Hadrianus'un doğduğu Italica'nın yerini görüyorsunuz. Burada sözünü edeceğimiz iki şehir de var. Gördüğünüz gibi deniz kıyısında Barcelona yakınındaki Tarragona, Tarraco ve daha içerideki Segovia. Segovia Madrid'e yakın yani ikisinin ulaşımı da kolay. İspanya'ya giderseniz her ikisine de kolaylıkla gidebilirsiniz. Özellikle Segovia gitmeye değer. Tarragona'daki su kemerinden kısaca söz etmek istiyorum. Burada resmini gördüğünüz bu su kemeri Augustus dönemine tarihlenmektedir. Bu da çok güzel bir mimari. Bu da kesme taştan. Gördüğünüz gibi yerli bir taş kullanılmış. Ama pek zarif değil. Buna bakınca Pont du önemini kavruyorsunuz. Bu da hoş, işe yarıyor. Bu da bir mühendislik başarısı ama Pont du gördüğümüz estetik değerlerden yoksun. Alt sıradaki kemerler üst sıradakilerle aynı boyda ve Pont du gibi görsel olarak estetik bir uyum içinde değiller. Ama iş görüyor. Ama Segovia'daki su kemeri farklı. Segovia su kemeri de nimdeki Pont du Gard gibi Roma mühendisliğinin ve Roma mimarlığının önemli yapıtlarından biridir. Bunu daha da büyüleyici kılan çok iyi korunmuş olmasıdır. Burada bunu sanırım Modern Segovia'nın orta yerinde uzanan su kemerinin bu olağanüstü fotoğrafında siz de gayet iyi görüyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir görüntü. Segovia su kemerinin tarihi tartışmalıdır. Bazı araştırmacılar 1. yüzyıla, bazıları da 2. yüzyıla tarihlemektedir. Ben bunun daha ziyade 2. yüzyıla olasılıkla İmparator Traianus zamanına ait olduğunu düşünüyorum. Ama bundan emin değiliz. Her ne zaman yapılmış olursa olsun, su kemeri mühendisliğinin ve su kemeri mimarlığının inanılmaz bir örneğidir. Bu başlı başına çok göz alıcı, çok güzel bir yapı. Ama bu Pontiugart'ta gördüğümüzden farklı bir güzellik. Bu yapı Roma su kemerlerinin planlaması ve tasarımı hakkında sözünü etmeye değer birkaç farklı özelliği anlamamıza olanak sağlamaktadır. Burada Segovia su kemerinin bir başka resmini görüyoruz ve gördüğünüz gibi kemer sistemi birçok yerde iki katlı. Ama burada su kemerini çeşitlendirmek ve estetik anlamda Tarragona örneğinden daha ilginç bir hale getirmek için katları farklı yüksekliklerde yapmışlar. Gördüğünüz gibi kemerlerin daha ince yapılı olan alt kısmı çok daha yüksek. Üst kısmı ise daha kısa ve buradaki kemerler daha küçük. Yerli taş kullanılarak inşa edilen bu kemerlerde yaptıkları bir diğer şey de taşları kaba halleriyle bırakmak olmuş. Kladius'un yapılarında olduğu kadar değil ama Yine de epey kabasıyla bırakılmış. Baktığınız zaman taşın dokusunu, kütlesini hissedebiliyorsunuz. Bu da yapıya son derece çekici ve etkileyici bir görünüm katmış. Bu resimde kemerin altında duran insanlar sayesinde bu su kemerinin büyüklüğü hakkında da bir izlenim edinebiliyoruz. Bir başka görüntü. Bu Segovia su kemerinin en sevdiğim fotoğrafı. Burada taşın rengini, kabaca işlenmiş taşın dokusunu görebiliyorsunuz. Su kemeri mimarlığında bile dediğimiz gibi bu aslında bir yerden bir yere su taşımak gibi bir amaca hizmet için yapılmış işlevsel bir yapı. Önemli günlük bir hizmet için inşa edilmiş ama buna rağmen işlevsel bir yapı olmasına rağmen estetik göz ardı edilmemiş. Bu su kemeri tasarlanırken tasarımcılar sadece İspanya'nın bu kesiminde her daim güneş altında parlayan taşların dokusunu değil yine manzara kavramını da hesaba katmışlar. Bu su kemeri boyunca gezinirken epey uzun ama gezebilirsiniz. Bir su geçmeniz de gerekmiyor. Kemerin altında aralarından geçerek gezerken estetik anlamda göz alıcı bir dizi manzara görüyorsunuz. Kemerin bir tarafından başka bir tarafının manzarasına bakıyorsunuz. Burada durup baktığınızda ilerleyen neredeyse uygun adım yürüyen aslında bana hep Traianus'un uzaklara askeri bir göreve giderken Segovia'dan uygun adım geçen ordusuymuş gibi geliyor. Çünkü gördüğünüz gibi sanki şehir boyunca asker gibi ilerliyorlar. Ama göreceğiniz bu mükemmel manzara, panorama durduğunuz yere göre değişir. Kemerlerin altında durursanız manzara gerçekten inanılmaz. Ve belli ki mimarlar da tam olarak bunu tasarlamışlar. Çok iyi bir başka fotoğraf. Kemerlerin altında durup yukarı baktığınızda bunu tonozların Kemerlerin içinde bile kabasıyla bırakılmış taşları görüyorsunuz. İnanılmaz bir işçilik. Bu kadar iyi korunmuş olması çok sevindirici. Bu da çok ilginç bir resim. Çünkü burada arazi değişince su kemeri tasarımında neler olduğunu görüyoruz. Biraz önce gördüğümüz fotoğraflarda şehir merkezinde arazinin yeterince alçak olduğunu ve su kemerinin iki katlı olarak inşa edebildiklerini gördük. Çok yüksek bir alt kat, üstünde daha alçak ikinci bir kat vardı. Arazi değişince yaptıkları şey yine suyun yukarıdaki kaynaktan şehre doğru akmasını sağlamak üzere yer çekiminden yararlanmak olmuştur. Burada da aynen bunu yapmışlardır. Su kaynağı uzakta ve yüksektedir. Yani suyu künklerle bu yapı içine taşımaları, yamaçtan aşağı akıtarak şehre ulaştırmaları gerekiyordu. Burada gördüğünüz gibi arazi bir tepeliğe doğru yükseliyor. Burada su kemerini arazi şekline uydurmaları gerekiyordu. Bu kesime bakarsanız alt katın sadece bir kemerden ibaret olduğunu görürsünüz. Kemer toprağa oturuyor. Çünkü kemerin bu noktada diğer yerlerde olduğundan daha alçakta olması gerekiyordu. Burada da aynı durumu görüyoruz. Ama burada ilerledikçe biraz değişmiş. Ama bir köşe döndüğünü görüyorsunuz. Uyarlamalar yapmak zorunda kalmışlar ama bunları da yapının estetik değerinden bir şey kaybetmesine izin vermeden gayet başarılı bir şekilde yapmışlar. Romalı mimarların sadece çok başarılı mühendisler değil, aynı zamanda dünya çapında mimarlar olduklarını burada bir kez daha görüyoruz. Burada ilginç bir anıt var. Arka solda Segovia su kemerini görüyorsunuz. Bu Segovia su kemerinin 2000. yılı şerefine yapılan bir anıt. Anıtın üstüne bunu koymuş olmaları çok ilginç. Segovia ile Roma arasındaki yakın ilişkiyi vurgulamak amacıyla Romulus ve Remus'u emziren bir dişi kurt heykeli. Fransa'dan bir başka çok ilginç yapı, burada resmini gördüğünüz çeşme yapısıdır. Su kemerleri şehre sadece günlük kullanım için değil, çeşmeler için de su taşıyordu. Size bugün Fransa olan Roma Galyası'ndan bir çeşme örneği göstermek istiyorum. Bu Diana Tapınağı. Bir tapınak değil, dediğim gibi bir çeşme binası ve Hadrianus zamanında 100-130 yılları arasında inşa edilmiş. Bu yapıyı ilginç kılan özelliği şu. Eğer bu yapıyı gösterip size bu sizce nedir diye sorsaydım büyük bir olasılıkla çeşme demezdiniz. Çünkü gördüğünüz gibi yapı bir bazilikaya benziyor. Beşik tonozlu merkezi bir mekanı, iki yanda beşik tonozlu nefleri var. Burada beşik tonozlu yan nefleri görebiliyoruz. Burada da merkezi mekandaki beşik tonozu görüyoruz. Yüksek kaideler üzerinde sütunlar var. Burada ise üstünde üçgen bir alınlık bulunan bir niş var. Duvar boyunca bir dizi üzerinde sırayla üçgen ve parçalı alınlıklar olan niş vardı. Ama buradaki en ilginç özellik bunun beşik tonozlu bir orta nef ve iki yanında beşik tonozlu yan nefleriyle tam bir bazilika planına sahip olmasıdır. Bu sömestr boyunca gördüğümüz ve biçimsel değiştirilebilirlik olarak adlandırdığım durumun bir başka örneğidir. Belli bazı yapı tipleri, bu örnekte bir bazilika, başlangıçta davaların görüldüğü bir kamu yapısı olarak tasarlanmış, ardından farklı amaçlarla da daha önce gördüğümüz gibi bir konutta ya da bu örnekte olduğu gibi bir çeşmede kullanılan bir plan haline gelmiştir. Yani özellikle ilginçtir. Bir başka enteresan özellik de beşik bu yapının tümüyle taştan inşa edilmiş olmasıdır. Fransa'nın bu kesiminde hiç beton yok. Yani burada beton yok, tümüyle taş bir inşaat. Tüm bunların taştan yapıldığını düşünürseniz bu bir başyapıt. Bu çok büyük bir ustalıkla yapılmış. Taşların ne kadar düzgün olduğuna bakın. Bakın tasarımcılar bu şaşırtıcı yapıda taş beşik tonozun içine yine taştan tonoz kaburgası yapacak kadar yeteneklilermiş. Biçimsel değiştirilebilirlikten söz etmişken burada daha önce bahsettiğimiz yeraltı bazilikasına tekrar bir bakalım. Kladius zamanında yer altında Stukko ile kaplı betondan inşa edilmiş olan bu bazilika hatırlayacağınız gibi gizli bir tarikat tarafından kullanılmıştı. Bu örnekte de bazilika yapısının Roma dönemi Fransa'sında bir çeşme olarak kullanıldığını görüyoruz. Buraya kadar hep bu coğrafyaya Roma hakimiyeti ile birlikte gelen yapılardan söz ettik. Romalıların en az 44 Alp kavmini egemenlikleri altına aldığını biliyoruz. Ve bu gördüğünüz bütün yapılar Romalıların bölgeye hakim olması ve bunu izleyen Romalılaştırma sürecinin bir parçasıydı. Şimdi bu egemenliği kutlayan onun onuruna dikilen bir anıtı göstermek istiyorum. Bu anıt, Nis'ten uzakta olmayan, Monte Carlo'dan uzakta olmayan çok güzel bir yerde. Daha önce de sözünü ettiğim Fransız Riviera'sındadır. Burada bir resmini görüyoruz. Burada Tropeum Augusti yani Augustus Zafer Anıtı'nın modern Latürbi kasabasının ortasında yükseldiğini görüyorsunuz anıt M.Ö. 7-6 yıllarına yani Ağustos zamanına tarihleniyor. Bu anıt üzerindeki yazıt aynen böyle diyor. Ağustos'un bu bölgede yaşayan 44 Alp kavmini egemenliği altına alması onuruna özel olarak dikilmiş, Ağustos'un zaferini kutlamak için yapılmış bir anıt. Yani bir zafer anısına dikilmiş bir anıt. Gördüğünüz gibi sadece kısmen korunabilmiş. Burada modern bir yolun sonunda günümüzdeki durumunu görüyoruz. Yolun sonunda yüksekte. Dikkatli bakarsanız yapımında kullanılan taşlarla evlerin yapımında kullanılan taşlar birbirine çok benziyor. Hatta aynı taş. Şimdi bu son derece ilginç yapı böyle görünmüyordu. Kısmen korunmuş ama daha önce bu kadarı bile yokmuş. 1930'larda bir Amerikalı Latürbi'deki Augustus Zafer Anıtı'nı olabildiğince iyi bir biçimde ayağa dikmeye karar vermiş. Çünkü La Turbi'deki anıt yerli halk tarafından taş ocağı olarak kullanılmış, kendi yapılarında kullanmak üzere yıllarca Ağustos Zafer Anıtı'ndan taş sökmüşler. Aynı malzeme olduğu için evlerinin yapımında kullanmışlar. Bu Amerikalı bunu düzeltmek istemiş ve bu iş için para bağışlamış. 32 ev yıkılmış ve Latürbe'deki bu zafer anıtına ait 3000 parça toplanmış ellerinden gelenin en iyisini yaparak bu parçaları birleştirmiş, anıtı ayağa kaldırmışlar. Şimdi burada gördüğünüz anıt o. Bu yapının şimdiki hali bu da modeli. Her ikisinde de bu kenarda 44 Alp kavminden söz eden yazıtı ve ganimet kabartmasını ve anıtın tamamını görüyorsunuz. Model yapının genel görünümünün nasıl olduğunu açıkça gösteriyor. Bir kaide üzerinde etrafı sütunlarla çevrili yuvarlak bir yapı. Tüm yapı büyük yüksek bir altlık üzerinde yükseliyor. Tepede piramidal bir çatı, en tepede de bir heykel var. Yüksek bir kaide üzerine yerleştirilen rotontları daha önce Augustus dönemi mezar mimarlığında görmüştük. Örneğin Cecilia Metella mezarını düşünün. Burada da aynı plan kullanılmış. Yani bu da biçimsel değiştirilebilirliğe verilebilecek bir başka örnek. Mozelyum mimarisinde kullanılan bir plan burada aynı döneme ait ama farklı bir coğrafyada bir zafer anıtı için kullanılmış. Bu modelde ortadaki yuvarlak yapının üstünde nişler olduğunu görüyoruz. Bunların içinde Augustus'un buradaki zaferi kazanmasına yardımcı olan askerlerin portreleri vardı. Bunun üstünde de basamaklı piramidal bir yapı ve İmparator Augustus'un bronz bir heykeli bulunuyordu. La Turbie'deki yıkılan 32 evden çıkan malzemelerle yeniden inşa edilen Zafer Anıtından bir ayrıntı. Bu yapıda beton kullanılmış ama betonun Galla-Romen versiyonu. Walt Perkins'in bu işçiliği petit appareil, -E -A -A -E p-e-t-i-t, a-p-p-a-r-e-i-l, petit appareil olarak adlandırdığını göreceksiniz. Bu beton inşaatının Gallo-Romen versiyonudur. Betonun üstü Opus Incertum'a çok benzeyen bir tarzda küçük taş parçalarla kaplanmış ama yine de ondan biraz farklı. Petit Appareil olarak adlandırılacak kadar Fransız. Bu bölgede Augustus'un kazandığı zaferler ve hakimiyet çok sayıda takın yapılmasına neden olmuş. Şimdi bunlardan bir iki örnek göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz yine Güney Fransa'da bulunan Saint-Rémy takı. Milattan önce 20 yılında tarihlenmektedir. Bu yapı olasılıkla hem Ağustos'un zaferi onuruna bir tak, hem de şehir kapısı olarak kullanılmıştır. Çok basit bir yapı. Bildiğimiz diğer Ağustos dönemi taklarına çok benziyor. Ortada tek bir kemeri, iki ayrı kaidi üzerinde yivli sütunları var. Başlıklar korunmamış, dolayısıyla Korint miydi bilmiyoruz. Ama olasılıkla Korint düzenindeydiler. Çok şık bir taç kemeri var. Kasetler çok iyi durumda korunmuş. Bezemelere dikkatli bakarsanız iki yanda birer çift figür olduğunu görürsünüz. Başları kırık ama bunlar yerli tutsaklar. Bu betimleme Augustus'un bu bölgedeki 44 Alp kavmini ve diğerlerini askeri bir zafer kazanarak egemenliği altına almış olduğunu anlatmaktadır. Burada egemenlik bu tutsak barbar betimlemeleriyle vurgulanmaktadır. Bu daha önemli ve daha ilginç bir tak. Bu da Güney Fransa'da, Oranj'da. Oranja geri döndük. Bu anlatın tarihi çok tartışmalı. Ama sanırım genel görünümüne ve ayrıntılara bakarsanız neden böyle olduğunu anlarsınız. Bu üç kemerli bir tak. Ortada geniş bir kemer bunun iki yanında daha küçük birer kemer, kemerlerin arasında da yüksek kaide üzerinde korint başlıklı sütunlar var. Gördüğünüz gibi üzerinde üçgen bir alınlık olan orta kemer öne doğru izleyicinin alanına taşıyor. Yine gördüğünüz gibi her bir santimetresi bezenmiş. Figürlü bezemeler düşman silahlarından, zırhlarından oluşan bir yığın. Bezeme o kadar yoğun ki tak neredeyse soyutlaşmış. Tüm bu özellikler Geç Roma mimarlığının özellikleridir. Septimius Severus Takını hatırlayın. Birazdan resmini de göreceğiz. Bu durum araştırmacıların bunu Septimius Severus takı ile aynı zamana yani milattan sonra 200 veya 203-204 gibi geç bir döneme tarihlemesine neden olmuştur. Uzun bir süre böyle düşünülmüş olmasının bir sebebi de kimsenin üç kemerli tak fikrinin Roma'dan önce diyelim Augustus veya Tiberius zamanında Galya'da ortaya çıkmış olabileceğini kabullenmek istememesidir. Yani birkaç kez dile getirdiğimiz merkez çevre konusuna geri dönüyoruz. Her şey merkezden mi çevreye, bölgelere yayıldı yoksa çevrede gelişip sonra Roma'ya ulaşan formlar var mıydı? Bu tartışılması gereken çok eski ve ilginç bir soru. Ama sanırım araştırmacıların bunu Severus dönemine tarihlemiş olmalarının nedenlerini anladınız. Bu konuya geri döneceğim. Bir başka görüntü bu en tepeye konan heykeller hakkında bir fikir edinebileceğiniz bir gravür. Her yerde olan türden dört atlı bir araba içinde bir figür, tutsak edilen barbarlar, en tepede de ganimetler. Bu da kıyaslama yaptığımız Forum Romanum'daki Septimius Severus takı. Sanırım bu ikisi arasındaki yakın benzerliği görebiliyorsunuz. Soldaki örnekte de üçlü bir kemer, bol bezeme görüyorsunuz. Bu çatı kısmında yer alan ilginç bir savaş sahnesinden bir ayrıntı. Burada figürlerin dış hatlarının çok belirgin olduğunu görüyorsunuz. Bu çok ender görülen bir özelliktir. Araştırmacılar sanırım haklı olarak Galya'daki sanatçıların bunları kitaplardaki daha doğrusu el yazmalarındaki demeliyim, tipik Greco-Roman savaş sahnelerinin, Helenistik ya da Erken Roma savaş sahnelerinin kopyalarına bakarak yaptıklarını ileri sürmektedirler. Bunlar çizimdi ve üst kısmındaki bu çılgın savaş sahnesinde de figürleri aynen çizimde gördükleri gibi dış hatlarıyla beraber yaptılar. Bu bir tahmin ama sanırım ilginç bir tahmin. Anıtın tarihlenmesini gelince. İşler biraz karışık. A son bir ayrıntı. Kemerin yan tarafına bakarsanız burada içte kemerli bir unsur görürsünüz. Üçgen bir alınlık var. Biraz zor görünüyor. Kırma değil. Tam bir üçgen alınlık ama içinde kemerli bir eleman var. Kemerli unsurların kullanımı da geç bir özellik olarak görülür. Ama araştırmacılar bu anıtın heykel bezemelerini, burada betimlenen silahları, zırhları da çok uzun bir süre ayrıntılı olarak incelemişlerdir. Bu arada burada hem denizde hem karada kazanılan zaferlerin silah ve zırh yığınları betimlenmiştir. Bazı araştırmacılara göre bu, anıt kimin onurunaysa o kişi tarafından kazanılan Deniz veya kara zaferine gönderme yapan bir tür genel bir zafer betimlemesidir. Ama bu silahlardan biri üzerinde Sakrovir adı yazılı. S A C R O V I R. Sacrovir Tiberius zamanında yaşamış biriydi ve milattan sonra 21 yılında Galya'nın bu kesiminde Roma valisine ve onun ölçüsüz vergilerine karşı bir ayaklanma başlatan biriydi. Burada sözü geçen Sakrovir'in aynı Sakrovir olduğu ileri sürülmektedir. Bu da Tak'ın Tiberius zamanında inşa edilmiş olabileceği konusunda çok ikna edici bir bulgudur. Ben bu yapının milattan sonra 25 yılında yapıldığını düşünüyorum. Gerçi milattan sonra 25 gibi erken bir tarihte Güney Fransa'da tanımladığımız tüm bu özelliklere sahip bir takın inşa edilmiş olması hayal gücünü biraz zorluyor. Ama bu merkez-çevre ilişkisi bağlamında üzerine düşünebileceğimiz bir konu. Hırvatistan'ın üst kesiminde bulunan İstriya'dan bir örnek göstereceğimi söylemiştim. Buradan biraz daha hızlıca son bir örnek göstermek istiyorum. Roma İmparatorluğu'nun farklı bir yerinden son bir tak örneği. Bu Pola'da bulunan ve yine aynı zamanlara, milattan önce 1. yüzyıl sonlarına ait bir tak. Burada Pola ya da Pula'nın konumunu görüyorsunuz. Hırvatistan'ın en ucunda. İtalya sınırına çok yakın. Yani kelimenin tam anlamıyla sınırı geçince hemen Pola'dasınız. Hırvatistan'ın geri kalanını görüyorsunuz. Gelecek ders sözünü edeceğimiz Split çok önemli bir öğren yeri. Aşağıda da ünlü Dubrovnik şehri Gördüğünüz gibi tak çok iyi korunmuş durumda. Bu da tipik Augustus dönemi taklarından biri. Tek kemerli, orta bir kaydı üzerinde yükselen korint düzeninde iki sütunu var. Çatı kısmına bakarsanız çatısı ilginç. Burada da yerli taş kullanılmış. Çatıya bakarsanız burada üzeri yazıtlı kaideler göreceksiniz. Bu kaideler oldukça sıradışı bir özelliği anlamımıza olanak veriyor. Bu tak bir kadın tarafından yaptırılmış. Adı Salvia Postuma. S-A-L-V-I-A P-O-S-T-U-M-A Salvia Postuma ailesinden burada yapılan bir askeri sefere katılmış ve ölmüş üç erkeğin onuruna bu anıtı yaptırmış. Burada en tepede ailenin üç erkek üyesinin heykelleriyle çatının nasıl göründüğünü gösteren bir rekonstrüksiyon görüyoruz olasılıkla askeri kıyafetler için de betimlenmişlerdi ama kesin olarak bilmiyoruz. Burada da bir ayrıntısını görüyoruz. Kemer tablası içinde zaferler, korint başlıklarını, girland taşıyan kübitleri ve diğer süslemeleri görüyorsunuz. Arapak isteklere çok benzeyen akantus yaprakları var. Tüm bu bezeme tipleri bu takta kullanılmak üzere Roma'dan buraya eski Yugoslavya'ya kadar getirilmiş. Burada Korint başlıklarını, zafer betimlemelerini görüyoruz. Burada da girlan taşıyan kübitler var. Burada bir atlı araba sahnesi var. Atlı araba figürü, yaşamdaki yarışmalara, kazanılan zaferlere yapılan önemli bir gönderme. Burada Bukranya var. Bu da kesinlikle Roma'dan, Arapakis'ten bir başka alıntı. Ama bu çok ilginç, sömestr boyunca bunu gördük. Romalılar için savaşta, spor yarışmalarında ya da avda kazanılan zaferle ölüme karşı kazanılan zafer arasında sıkı bir ilişki vardı. Tüm bunlar bu takta bir araya gelmiş. Merkezde yılan tutan bir kartal tasviri var. Burada olasılıkla ölüm ve yeniden doğum anlatılmaktadır. Bunun Ağustos dönemine tarihlendiğini hatırlayın. Yani Roma'daki Titus Tak'ından daha önce yapılmış. Titus'un tanrılaşma sahnesini düşünün. Bu tasvir sonunda oradaki betimlemeye kadar gitmiş. Çok hızlı sen Römie'den önemli bir kule mezar göstermek istiyorum. Güney Fransa'ya geri dönüyoruz. Sen Römie, antik Glanum. Glanum çok gelişmiş bir yerleşimdi. Yunan döneminde de öyleydi. Burada birbiri üstüne binmiş kültürler görüyoruz. Yerli Galya gelenekleri var, Yunanlılar gelmiş, ardından da Romalılar. Burası tüm bu kültürlerin birbiri üstüne yığıldığı çok kendine özgü bir şehir. Kalıntılardan da anlıyorsunuz. Glanum'da diğer Fransız şehirlerinde olduğundan çok daha fazla kalıntı var. Hamam, tapınak, ev, peristil kalıntıları gibi oldukça iyi korunmuş kalıntılar var. Burada örneğin birilerinin onuruna dikilen heykel kaideleri sunaklar var. Burada hamamlardan birine ait, benzer tarihlerde yapılmış olan Pompei örneğindekine çok benzeyen bir hipokaust görüyoruz. Çok yakın zamanda yolunuz Fransa'ya düşerse diye söylüyorum, Glanum dağların tepesinde kurulmuş olan muhteşem Leibau kasabasının çok yakınında. Aslında Glanum, Leibau kasabasının hemen gölgesinde görmeye değer harika bir yer. Bunların Roma kalıntılarıyla ilgisi yok ama gördüğünüz gibi gezmesi çok keyifli. Her mağarada ve burada çok sayıda mağara var. Şarap tadabilirsiniz. Yani burası çok eğlenceli bir yer. Burada iki anıt görüyoruz. Takı zaten gördük. Bu da Kule mezar. Yerli halk bunlara Lezantik yani eski eserler diyor. Tak ve Kule mezar. Bunlar birbirine çok yakın. Takın kapı olarak da kullanılmış olabileceğini söylemiştim. Romalılar da ölülerini her zaman şehir kapısı dışına gömüyorlardı. Şehir kapısı hemen dışında mezarlık. Çok iyi durumda korunmuş. Bu bir kule mezar. Kule mezar çünkü yüksekliği genişliğinden fazla. Fransa'nın bu bölgesi özellikle Vincent Van Gogh'dan dolayı çok ünlü. Van Gogh çoğunuzun bildiği gibi son yıllarını Saint-Rémy'de bir akıl hastanesinde geçirmişti. Van Gogh'un burada gördüğünüz resmini yaptığı son günlerini geçirdiği akıl hastanesi Lezantin'in bulunduğu yolun hemen karşısında. Buraya kutsal bir ziyaret yaparsanız umarım sadece Van Gogh için olmaz. Lezanti'yi ziyaret edip oradan Van Gogh'un hastanesine gidersiniz. Bu Julie anıtı. Sen Römi'de milattan önce 30-20 yıllarında inşa edilen bir kule mezar. Yani geç Sezar döneminden Augustus dönemine geçiş evresi. Julie'nin Julius Caesar ordusundan onun adını alan veteranlara yani emekli askerlere ait olduğunu düşünüyoruz. Julius Caesar'ın adını alan ve başarılarından dolayı kendilerine ödül olarak verilen bu topraklara yerleşen emekli askerler tarafından yaptırılan bu mezar da Julius Caesar'a ve Galya'daki tüm üstün askeri başarılarına göndermeler yapılmıştır. Bunun bir kule mezar olduğunu, yüksekliğinin genişliğinden fazla olduğunu tekrar belirtelim. Basamaklı bir kaidesi var. Üzerinde kabartmalı friz bulunan bir üst temel, üstünde de bir quadrifons. Korint sütunları, en tepede de bir tolos var. Tolos'un içinde iki tane heykel bulunuyor. Bu elimizdeki hemen hemen en iyi korunmuş Roma mezarıdır. Her şey yerli yerinde. Hatırlarsanız dersin başında birçok Romalı unsurun Güney Fransa'ya Kuzey İtalya aracılığı ile geldiğini söylemiştim. Burada da durumun bu olduğunu düşünüyoruz. Kuzey İtalya'da çok sayıda bu tip kule mezar yapıldığını biliyoruz. Bu tip yapılarında olasılıkla Kuzey İtalya'daki bazı kule mezarların taklidi olduğunu düşünüyoruz. Üst temeldeki kabartmalı frizden bir ayrıntı. Gördüğünüz gibi burada bir savaş sahnesi betimlenmiş. Orange takında olduğu gibi burada da derin dış hatlar olduğunu görüyorsunuz. Bu tip tasvirlerin Greco-Roman dünyasından gelen kopya çizimlere bakılarak yapılmış olabileceğini söylemiştik. Gördüklerini aynen kopyalıyorlardı. Ayrıntılara girecek zamanım yok ama anıtı incelerken bazı kapartmalara dikkatli bakarsanız bazı figürlerin çoğu bir anlam ifade ediyor ama kalabalık içindeki bazı figürlerin anlamsız kaçtığını görürsünüz. Örneğin bu yerdeki figür başının üstünde kalkanını tutuyor. Belli ki kendisini bir savaşçıdan koruyor ama ortada bir savaşçı yok. Bu da bunların kopya olduğunu düşündürüyor. Kopyalara bakıyorlar, beğendiklerini kullanıyorlar. Çoğu yerde sahneleri kopyalıyorlar. Aralara da beğendikleri bazı figürleri ekliyorlar. Ama bazen bunlar bir anlam ifade etmiyor. İçinde iki heykeliyle Tolos'tan bir ayrıntı. Bir ara Sen Römi'de bu anıtı çalışırken Lezantiye yakın bir yerde yaklaşık 6 hafta geçirdim. Yerel bir gazetede yayınlanan harika bir haber başlığı hatırlıyorum. Şimşeklerin çaktığı çok şiddetli bir fırtına çıkmıştı. Ertesi sabah gazetede Gaius'un başı uçtu mu diye bir başlık vardı. Bölge sakinleri bu anıtın ordudan emekli askerlere değil de Augustus ailesine ait olduğuna, yukarıdaki iki heykelinde Gaius ve Lucius Caesar olduğuna inanmak istiyor. Tabii ki bunlar Gaius ve Lucius Caesar değil, yerli emekli askerler. Ama yine de söylence devam ediyor. Kalan son 1-2 dakikamızda San Römi'de gördüğümüz bu tip kule mezarların Kuzey İtalya'dan gelmiş olabileceği konusunda bir örnek göstermek istiyorum. Bu kesinlikle aynı görüntüde bir mezar değil. Ama kule mezarların çoğu günümüze ulaşamamış olduğu için bu elimdeki en iyi örnek. Bu Kuzey İtalya'da Aquileia'da bulunan bir Augustus dönemi mezarı. Gördüğünüz gibi üzerinde figürlü kabartmalar bulunan büyük bir kaidesi var. Burada bir tür öteki dünya teması işlenmiş. Bunun üzerinde içinde heykel bulunan bir tolos en üstte tepesinde bir bezeme olan piramidal bir çatı var. Gördüğünüz gibi burada önde de mezarı koruyan arslanlar var. Bu kesinlikle gösterdiğim örnekle aynı değil ama bu tip bezemeli bir kaydı üzerinde yükselen toloslu mezarların Kuzey İtalya'da da popüler olduğunu ve bu fikrin bunun gibi Kuzey İtalya örnekleri aracılığı ile Güney Fransa'ya gitmiş olabileceği konusunda bir fikir verebilir. Son olarak bir anıt daha göstermek istiyorum. Çünkü buraya kadar gördüğümüz örnekler mezar kompleksleri değil, tek başına duran izole mezar örnekleriydi. Çünkü günümüze iyi durumda ulaşanlar kompleksler değil, buralardaki mezarlardır. Ama size Kuzey İtalya'dan mükemmel bir örnek göstermek istiyorum. Bu da muhteşem Aquileia kasabasında bulunmuş. Orijinal aile mezarlığı içinde korunmuş Ağustos dönemine ait bir dizi sunak mezar. Bu size bu tip mezarların neye benzediği konusunda bir fikir verecektir. Bunlar tabii ki anıtsal mezarlar değil. Bunlar burada gördüğünüz gibi içinde sunak biçimli mezar taşları ve başka küçük şeylerin bulunduğu küçük mezarlardır. Burada Romalıların da aynen bugün olduğu gibi aile mezarlıkları olduğunu görüyorsunuz. İçinde her bir aile üyesi için ayrı bir mezar taşı bulunan aile mezarları. Mezarlık etrafındaki alçak taş duvarla koruma altına alınmış. Bu çit benzeri duvar size hemen ikinci stil Roma duvar resminde her yerde görülen çitleri hatırlatmış olmalı. Bugün vurgulamak istediğim son nokta şu. Bugün çok sayıda örneğini gördüğümüz toloslar, çitler, Oranj'da gördüğümüz gibi tiyatro mimarisi mimarlık ile resim sanatı arasında Cumhuriyet döneminden Ağustos dönemine hatta daha geç dönemlere kadar var olan yakın ilişkiyi bir kez daha gözler önüne sermektedir. Hepinize teşekkür ederim.